Tavuk yiyoruz biz ya. Et nasıl bir şey? Et nasıl bir şey oldu? Vallahi bana soruyorsun. Biz ya hocam. Vallahi unuttuk. Et fiyat. Eti biz nerede alıyoruz? Ne et geziyor? Biz et alamıyoruz. Bir de tavuk alamıyoruz. Nerede? En son ne zaman yedin diyeyim kırmızı? En son kırmızı et. Ne bileyim kurbandan ben. Kurbana mı? Kurbanda kurbana. Arada olursa alayım. Yalan söyleme ben. Nasıl yalan söyleyeyim sen? Tavuk yiyoruz biz ya. Et nasıl bir şey? Et nasıl bir şey oldu? Bana soruyorsun. Biz ya hocam. Vallahi unuttuk. Et fiyatlarından haberimiz. Et fiyatlarından haberimiz var mı? Vallahi kasaba falan bayağıdır gitmedim açıkçası. Dana kuşbaşı 400 lira falan. Tayyip amca bizi alsın biraz. En son kursağında ne zaman et geçti onu sorayım. Kurban bayramında. Kurban bayramında. Evet. Bayramdan bayrama mı? Sizin de mi aynı? Aynı. Düzce'den geliyoruz. Şimdi mesela Düzce'de olacak inşallah. Olacak inşallah. Aynen. Yani en son kurbanda herhalde yedik evet. Düzce'de yaşıyoruz biz bir de ayrıyetten. Hani orada buradan daha iyi yani biraz yine. Ona rağmen kötü yani. Orada yine ona rağmen kötünün tavuk. İyisi de değil de işte. Proteini tavukla karşılıyoruz. Ha, aynen öyle. Tavuğun aynen fiyatları öyle nasıl? Tavuk da aynı gerçi anasını sıkıyorum. Döneri ne kadar söylüyoruz biz yazıhanede? O da pahalı aga ya. O da pahalı ya. 2 sene önce ben ne... Aga çok üzüldüm şu an. Sen benim moralimi bozdun ya. Yok moral bozmaya agam sen yok. Söyle gel. Sen söyle. Ne durumda et fiyatlarını soruyor hocam. Yorum yok. Yorum yok. Abi et fiyatlarını nasıl biliyorsun? En son ne zaman et aldın? Bak bunu yaptın ya ben ne yapayım bunu ya hocam. Kurbandan kurbana desene ablam ya. Kurbandan kurbana. Kurbandan kurbana. O da? O da veren olursa. En son kursağınıza kurbandan mı geçti? 3 parça 5 parça dağıtıyorlar gerisini leğenleve çıkarıyorlar. Onu da bir yıl boyunca yiyorlar. Yiyorlar evet. Gerçi yiyemiyorlar da fazla da sürmüyor yani. Bir paket yok, aldım. Kalanını bir dahaki kurbanda boşaltıp tamamen yiyorlar. Teşekkür ederim. Abi tıklıymış abi. Tavuk mu yiyoruz genel olarak? Yok aslında ben ikisini de çok tercih etmiyorum da. Tercih etmiyorsun. Yani neden? Biraz abi? Biraz hani. Ya şey biz beğenmiyor musun? Ya vegan falan değilim. Vejetaryen de değilim ama çok şey yapmıyorum yani. Tercih etmiyorum. Tercih etmiyorsun. Hı-hı. Ben de diyecektim yol açtım. Fiyat nasılsın abi? İyisin. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ya bugün aslında sorumuz şu. En son ne zaman et yediniz? Şu an zaten öyle istiyormuş. Valla ben devamlı yiyorum da. Yemeyenlere bilmiyorum. Fiyatlar inşallah nasıl yeriz. Et fiyatları gördüğünüz kadarıyla? Fiyatlar tabii yüksek. 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 Hepsi, bütün şeyler yüksek. Allah yardımcımız olsun. Abi sizin gelir mi iyi, devamlı nasıl yiyebiliyorsunuz? Valla işte... Allah'ımıza şükür olsun. Zamanında bir şeyler yaptık sadece. Zamanında bir şey. Yoksa şimdi yapamazsınız öyle bir şeyi. Mesela şu an emekli miyiz? Emekliyiz. Artı. Diyelim zamanında hiçbir şey yapmadınız. Genç, emeklisiniz. Genç yaşta emekli oldum. İlk emekli olanlar bizden. Siz nasıl 38 oldun? Yaşında emekli oldum. Nasıl oldunuz abi? O nasıl şey personel? O zamanlar bir kanun çıktıydı işte. Şöyle 25 sene içinde 5003 günü dolduran emekli oluyordu o zamanlar işte. Yaşar Okuyan'ın zamanında. Biz ondan yaralandık. Bir fiyat alıyor, akşama gidip başka fiyat alıyorum. Mesela bir kitap aldım toruna. Bir yere gideyim 190, bir yere gideyim 150, bir yere gideyim 110, bir yere gideyim 90. Bu nasıl oluyor? Zamlar aldı başını gidiyor. Nasıl geçinebiliyor muyuz yok? Yok geçinemiyorum. Benim bir oğlum var, 4 bebek çocukları var. Abi bir çocuğu üniversite kaldı, gidemiyor. Isparta'ya gidecek, gidemiyor. Nasıl gitsin? Nasıl okuyacak? Masraflar mı yüksek? Ama? Evet, masrafı yüksek. Gitmeyecek mi yoksa? Nasıl gitsin? Yurt uzak. Evde tutsa tutamıyor. Asgari ücret çalışır. Nasıl gidecek? Yollamayı düşünmüyorsunuz. Çocuk alacak. Nasıl yani göndererek? Göndersek şeyini karşılayalım. Göndermezsek çocuk evde kalacak. Ne olacak bunun zaman? Ne yapacak? Söylene. Sence nasıl olur abla? Düşer mi fiyatlar? Ne olur? Hiç düşmez valla. Yani hükümeti karalamaz. Hükümet yapmıyor. Sen verin bir fiyata, ben verin bir fiyata, hepimiz bir şeyde dursak hiçbir ortalık böyle olmaz. Sen diyorsun ki biz bu zamları yapan biziz diyorsun. Evet biz yapıyoruz. Hiç hükümetin yüzü mesela yok. O kitabı kaç aldın demiştin? 100 kaçaydı kızlar ya? 190 aldım. Yazık. 190. Bunu ben normalde 50 liraya satabilir miyim? 50 lira tabii ben. Satıcı da diyor ki masraflar yüksek. Yakıt. Yok hayır. Hepsi boş yalan söylüyor. Haşasıydı. Bunlar hepsi benzinle geliyor. Üstünde kiralar da arttığında bu satıcı... Kira artsın yine olmaz yine. Adam elemanın parasını nasıl ödemeli? Hiç kimse yapmıyor bunu. Biz kendi kendine, biz Türkiye hep bizim değil mi? Ama bir şey sorayım o zaman. Normal bugünkü konumuzu. Hı. En son ne zaman et aldın?
Eti biz nerede alıyoruz? Ne et geziyor? Biz et alamıyoruz. Bir de tavuk alamıyoruz. Nerede? En son ne zaman yedin diyeyim kırmızı? Evet, kırmızı et. Ne bileyim. Kurbandan kurbana mı? Kurbanda kurbana. Arada olursa alayım. Yalan söyleme ben. Nasıl yalan söyleyeyim sana? Alamıyoruz. Sen bu ülkenin bir vatandaşısın. Eti sofranda görmeyi hak etmiyor musun Allah? Yok ki hani yok ki. Olsa yer. Zengin yer fukara kalıyor. Zaten milleti zengini zengin ediyor. Fukarayı fukara ediyor. Biliyorsun? Teşekkür ederim ha, abla, sağ olasın. İlave etmek istediğin bir şey var mı? Yani böyle söyleyeyim, yani durum çok yukarı. Bizim zamanımız çok güzel. Yokluk da vardı, yine biz her şey düzgün alıyorduk. Yani kimse şikayetlenmiyor. Her şey aynıydı. Şimdi herkes başını almış gitmiş, hiçbir şey alınmıyor. Bir sabahına gidiyoruz, bir şey alıyoruz, akşamına gidiyoruz ki geri başka fiyat. Akşam da alıyoruz, sabah gidip başka fiyat çıkmış. Bu ne olacak halimiz? Bu Türkiye'nin ne olacak? Hepimiz, bizim evladımız yani yabancı birbirimiz. Allah etse birbirimize bir şey olsa hepimiz aynı bu şeyin altında yaşamıyoruz. Hepimiz aynı gidecek. Yani Allah korusun. Allah, hele bizim zamanımız yine sizin zamanınız ne olacak? Sizin çocuklarınız zaman ne olacak? Torunlarınız zamanı ne olacak? Acı onu bile düşünsünler, yazık. Bize düşen görev, yani abla size diyeyim, hani siz bizi kastediyorsunuz ya, size düşen görev şu an nedir ve sen bunu uyguluyor musun? Sen sana ne diyeyim, ortamı düzen edin, yani fiyatları düzgün kullanın, ortamı, yani Türkiye millet yani her şeyi düzgün kullansın, her şeyi. Böyle zam aylığa koyur, eşya koyur, aylığa koyur, aylığa getirir, emeklilik kaç olacak? Ne olursa olsun bir ekmek çıkmış 8 milyon, bir ekmek için 10 milyon, millet nasıl yansın? Çocuklu olan nasıl ekmek, bir tane ekmek alsın, kim yiyecek 5 kişi? Ama ülkede üretim yok, fiyatların sebebi de bu. Üretim her şey var, her şey var, insanlar götürü töküyorlar, bak soğan, patates yükseliyorlar. Gidersin ki Polatlı, Ankara Polatlı yine ki derelere tökmüş hep boşa atıyorlar. Mesela eskide biz marketlerde eşya alırdık, çıkan eşya vardı. Mesela domates, patlıcan, ne ki vardı çıkarılırdı yani ikinci ele. Şimdi onları bu sene kaldırdılar, bu zamlar var ya, o çıkanları götürüp çöpe koyuyorlar. Min mesela ay 101 şok eşya satıyor da kalan eşyası ikinci el kalıyor da mesela akşamda kal, bir hafta 10 gün kal. Onu çıkart bir fakire verin. Dörde vermiyorsan ikiye ver, üçe ver, millet yesin. Yok onu götürüp çöpe atıyorlar. Daha şeyini ambalaj yırtı çöpe atıyor ama günah. Ama o atanlar da arkada yağını şişiyorlar. Niye? Onlar torunları var, çocuklar var. Size hele zamanınız ne kadar var? Ben biliyorsun, ben Kürdüm yani şey diyeyim. Sizin çocuklarınız olacak, torunlarınız olacak. Onlar hep ne olmayacak gibi abla. Allah etmez yani düşünüyorsun de. Seninki yok, Allah görse yine olsun. O çocuklar ne görecek, ne yiyecek, ne yapacak? Türkiye dünya ne olacak? Bakın hele bizim ortamımıza. Yani insan diye bir çöp atak, insanlarımıza birbirimize. Biz bağırlık idik. Yok öyle değil. İnsanlar bir olacak. Bir.